Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir arkadaşlar Atenos'tan nasıl Minecraft P server'ı açılır bunu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar Atenos'a.org'a geliyoruz. Direkt zaten şeye atıyor. Ben şimdi çıkış yapayım hatta sizin için. Atenos.org. Şöyle gördüğünüz gibi arama butonu atınız. Org yazınca şöyle. Şimdi burada oyna diyoruz. Şimdi buradan arkadaşlar oturum açabilirsiniz. Ya Google'da ya Facebook'da girebilirsiniz. Buradan oluşturabilirsiniz hesabınızı arkadaşlar. Şimdi ben Google'a girip geliyorum. Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar girdik. Ben önceki denemelerimi yapmıştım. Böyle ıvır zıvır serverlar açmıştım. Tabii pek bir plugin falan hiç eklemedim arkadaşlar. Neyse şimdi gördüğünüz gibi buraya geliyor. Sizi buraya atıyor. Ne yapmak istiyorsunuz diyor. Bunlara gelmiyoruz. Ben buradan arkadaşlar yazılım. Bakın. Buradan Bedrock sürümü Windows 10 veya MCP olarak uygun oluyor. Yani bu pluginler için değil ama bu pluginler yükleyebiliyoruz bunda. Burası Java Minecraft, Minecraft'ın PC sürümü için var. Şimdi biz PocketMine hemen git böyle tıklıyoruz. Buradan sürüm seçiyoruz. Böyle gördüğünüz gibi sürümler var. Yani PocketMine'in en son sürümünü. Şimdi yükleyelim hemen. Gördüğünüz gibi yükledik. Şunun ciğerine bakalım. Hemen şuraya tıklıyoruz. Zaten ayarlara da gelirseniz olur şuradan. Burada ayarlar var. Buraya da girebiliriz. Şimdi buradan arkadaşlar ismini değiştirebiliriz. Yani basit. Mesela ne diyelim? Sorbitr gibi. Mesela sorbitr atınız.me. Tabi bu önceden yokmuş, tamamdır. Şimdi burayla açıklama serverımızın yani altına. Mesela ne diyelim? Yeni survival sunucusu MCP. Gördüğünüz gibi buradan kaydetmeye tıklıyoruz. Şimdi buradan yeniden yükleyebiliriz, sıfırlayabiliriz. Olur. Şimdi burada server ayarları. Oyuncu sayısı pek çoğaltmayalım. Ne oldu lan? Pek çoğaltmayalım arkadaşlar. Sonra arkadaşlar oyun modu. Yor, hayatta kalma olsun. Sonra zolduk. Kolay olsun. Güvenilir liste olmasın arkadaşlar. Yani o sadece bazılarının girebilmesinin ayarı. Alta girebilir miyim? Korsan orijinal olmayan bunu ben de pek bilmiyorum da APK yükleyenler mi neyim sanırım giremesin gibi bir ayar. Bu böyle kalabilir. PvP açık kalsın. Basarımlar var. Bunu açabilirsiniz. Veya ben kapatacağım. Varsayılan oyun modunda kalma zorunluluğu yani OP olanlar bile arkadaşlar game moda geçemezsin diye bir ayar. Bu bence kapalı kalsın. Burada doğuş koruması var. Bu 16 kalsın. Yani bu ne diyeceksiniz şimdi. Ona mesela böyle saldırılar ne yapıyorlar sunucuya. 16 kişi bir an dediğim bir anda onu 16 kişi direkt girmeye çalışırsa onları kilitliyor. Tek mesela onlar falan girmesini sağlayabilir. Neyse. Zaman dilimi pek bilmiyorum ama sanırım neyse. Şimdi arkadaşlar buradan ne yapıyorduk? Oyuncular gelelim. Şöyle göstereyim. Güvenilir liste kapalı olduğu için zaten eklememize bir şey yok. Burada operatör. Burada bandalanlar, bandalanan IP'ler,
bizimde çoğu şey var. Mesela op, operatörler op demek. Sam kendimize op verelim. Şöyle duro game diye adım var. Yani ekle diyoruz. Eklenince burada gördüğünüz gibi çıktı ismimiz. İsmini arkadaşlar yazılıma baktık, ayarlara baktık. Dosyalar var. Dosyalar arkadaşlar, eklentiler var. Dünya, yedekli olay var diye. Şimdi arkadaşlar sunucumuzu başlatalım. Tabii böyle 20 dakika ne bekletiyor bizi. Bunu VPN mi neyim açarak düzeltebiliyoruz. Şuradan hemen aç diyelim. Gördüğünüz gibi 42 min diyor, mini yani dakika diyor. 42 dakika sırada bekleyeceğiz diyor. Atanır çok kullanılıyor. Bu yüzden böyle. Bunu VPN neyim açıyorlarmış. Bir de ben deneyeceğim. Şöyle VPN'i açacağım. Büyük ihtimal olmayacak da bilmiyorum. Yine de deneyeceğim. Şöyle girelim VPN'imize. Süper VPN kullanıldı. Buradan ülke değiştiriyormuşuz. Nereye seçiyorlardı? Sanırım o burada yok. Ama yine de ben neyim? Uğur zıvır bir şeyleri seçeyim. Mesela Kanada'da Minecraft'ı pek oynanır mı bilmiyorum. Son konuk diyelim. Yine reklam açtı. Neyse şimdi görüntü yaptık. Deneyelim. Şu girerse. Evet. Kaç dakika isteyecek? 42 dakika, 41 falan isteyebilir. Yani 41 ise yine aynı oluyordur. Son baslamıyor bile. Niye? Ha, baslıyor, tamam. 5 dakikaya indi, doğru. Oluyor. Evet, böyle yapabilirsiniz. Böyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5 dakika indi. Yani burada 5 dakika diyor. Şimdi bunun bir sistemi var. Şimdi siz 5 dakika diyor arkadaşlar. Son 1 dakika kala arkadaşlar. Bu ne diyeyim, böyle bildirim sesi geliyor. Sonra arkadaşlar işte o bildirim sesi gelince burada onaylama olayı var. Çünkü biliyorsunuz siteleri bot salıp o botlarda böyle şeyleri yapabiliyorlar. Gördüğünüz gibi benimki sırada. Şimdi ben kaç bir dakika kala hemen geleyim. Video duraklatayım. Durmadı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu an 2 dakika kaldı. Şimdi bekliyoruz. 1 dakika olunca bizden onay isteyecek. Son 1 dakika, birazdan isteyecektir veya bilmiyorum. Şimdi isteyecek. Bekleyelim. Yani böyle 1 dakika veya 30 saniye falan kala, ne bileyim öyleyse, ona istiyor. Ben 1 dakika demeyeyim de 30 veya 20. Belki ne bileyim 15 bile olabilir. Şimdi istemesini bekliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bakın sesi duyuyoruz. Şimdi onaylayın diyor. Buna tıklıyoruz. Hazırlanıyor. Server'ımız şimdi açılacak. Gördüğünüz gibi geliyor. Şuradan seni de kopyalayabiliriz hatta. Gelsin kendini, açılsın bir. Gördüğünüz gibi burada açılıyor. Atomlasyon şöyle bir kötü yanı var. Ne bileyim, serverdan çıktınız.
4 dakika sonra server kapanıyor eğer girmezseniz. Yani server'da bot atma atabiliriz. Belki öyle bir şeyler yapabiliriz. Hepinize de bekliyoruz arkadaşlar. Survivor oynayabiliriz bu sonucuda. Son gördüğünüz gibi açılıyor. Burada konsoldaki son yazılar gösteriyor. Gördüğünüz gibi 4 dakika. Gördüğünüz gibi şu an 4 dakika boyunca girmezsek server otomatik kapanıyor. Portumuz da burada. Bunu da bir kopyalayalım. Yani şimdi Minecraft filmimize girelim. Ben Toolbox'tan giriyorum dediğim gibi masum gizlemek için. Girersene. Videoda 10 dakika olmuş. 10 dakika herhalde. Sonra 1-2 plugin'le emekliye var arkadaşlar. Videoda durdurmayı düşünüyorum. Zaten ben buradan server açmayı pek düşünmüyorum. Şöyle görüyoruz gibi geldik. Ekleye gelip buradan portumuzu yapıştıralım. Buraya böyle. Şimdi arkadaşlar neydi? Survey.arternos.me Survey.tr'dur. Unuttum. Kaydedelim şöyle. Dondu ya. Şimdi hemen girelim bakalım sonucu. Yani böyle sonucu açabiliyoruz. Tabi daha bundan çok iyi, daha iyi hizmet veren sunucular da var. Sunucu diyorum, siteler falan. Böyle hiç uğraşmadan direkt yaptırabilirsiniz. Biraz ücret vererek. Gördüğünüz gibi bitti diyor. Şu an giriyor server'a. Evet, server'ımıza gördüğünüz gibi arkadaşlar girdik. Şöyle göstereyim. Lag var mı onu bakacağım. İnternetten dolayı da olabilir. Biraz var. Ya ne bileyim. Aynen. Blok kırmada biraz sorun yaşayabiliriz. Nasıl üstü kırdın sen? Neyse. Gördüğünüz gibi internetimize bağlı zaten. İnternet ismi. Yok. VPN açık olduğu için arkadaşlar. VPN'i kapatırsak tabii daha iyi sonuçlar alabiliriz. VPN çünkü bizi yavaşlatıyor. İnterneti de bayağı yer onu diyeyim bak. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Oyunumuzu rahatlıkla oynuyoruz. Kendimize OP vermiştik. Hemen yaratıcı moda geçelim. Şu an plugin yok. Şöyle bakalım. Plugin 0 diyor. Şimdi bir tane plugin ekleyelim. Ne eklesek? Essentials ekleyelim mesela. Şöyle gelelim hemen. Tabii kapalı olarak görüküyor da sonra sunucumuz açık. Şimdi eklentilere hemen gelelim. İşte buradan dediğim eklenti ekleyebilirsiniz mesela. Essentials şimdi çıkar bakalım hemen. Essentials TP çıktı. Şimdi girelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şuradan hemen yükleyelim. Server'ın içinden reload atalım. Bu arada VPN'i kapatacağım. Umarım server kapanmaz. Ya da kapatmadan direkt oynayayım 2 dakika. Umarım hızlı olur. Ya böyle site tanıtıyoruz bazen filan arkadaşlar. Sonra bir daha video çekeceğim. Onda da server açacağım. Büyük ihtimal SkyNode'yi tanıtırım.
kapıya, oradan server açarım falan. Çünkü orada biraz daha iyi hizmet veriyor. Yeni öğrendim ben de. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar 0 doğru, ben creative modda olduğum için böylesi. Şimdi arkadaşlar hemen buradan PL hala 0. Evet, şimdi relevant PL diyoruz. Böyle oldu. Hiç hareket etmeyelim. Tamam, komple dedi. Şimdi plugin deyince Essentials böyle yeşil olarak çıktı. Yani düzgün çalışıyor dedik. Eğer kırmızı olursa düzgün çalışmıyor, bozuktur, sıkıntı. Neyse. Şimdi arkadaşlar Essentials'da ne yapabiliriz? Warp vardı herhalde benim bildiğim. Evet, warp var. Mesela buraya set home var, set span var, span diyelim. Mesela buraya span olarak ayarladık. Span deyince artık biz buraya niye açmadı bilmiyorum. Neyse, pek uğraşmayacağım. Set warp diyeceğim. Mesela L olarak baba şey yaptık. Warp, warps L diyor. Warp deyip L yazınca beni sınırlamalı. Type ne olduğunu ben, ama yine de gördüğünüz gibi pluginimiz yüklendi. Çalışıyor. Yani ben anlamadım, büyük ihtimal bilmiyorum. Burada da L harfi var. İşte. Daha çok böyle videolar için arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Görüşürüz. Ve tanıtımlarımız da açıldı artık Minecraft'ı. Bunun haricinde Discord'umuza açıklamayı okumayı unutmayın. Görüşürüz, bay bay. Kendinize iyi bakın. Oldu.